yapıyorum. Gel beraber Kars'ın herhangi bir sokağını, senin ve belediye başkanının istediği herhangi bir sokağını gezelim. Birlikte gezelim. Eğer çizme giymeden, eğer paçalarını katlamadan Kars'ın sokağında dolaşabilirsen ben sana teşekkür edeceğim. Yok eğer Kars'ın sokaklarında çamura saplanırsan Diyarbakır'dan, belediyeden hemen çekici isteyeceğiz, seni kurtaracağız. Söz veriyorum. Eğer Kars'ın çamurlarından çıkamazsan Kağızman'dan, Digor'dan hemen yardım isteyeceğiz. Seni o çamurlarından kurtaracağız. Çünkü bizim belediyemiz çamur belediyesi değil. Hem çamur belediyesi değil, hem zübük belediyesi değil. Halk belediyesidir bizimki, halk belediyesi. Bunlar iktidar, hükümet anlayışlarını halk üzerine kurmamışlar. Kafa ticarete çalışıyor. Ticaretin de doğrusuna dürüstüne değil, ayakkabı kutulusuna, çelik kasalısına ticarette kafalar çalışıyor. Ne ana muhalefet partisi halk için siyaset yapabiliyor, ne iktidar partisi. Bakın biri cemaatin kuyruğuna takılmış, cennete, iktidara gideceğini zannediyor. Hiç mi ders almadınız bunlardan ya? Tayyip Erdoğan 11 yıl onun kuyruğuna takıldı, 11 yıl. Sonunda hoca onu ne yaptı gördünüz. Oradan Pensilvanya'dan iki bedua salladı, ortalığı ne hale getirdi gördünüz. Şimdi ana muhalefet partisi de onun kuyruğuna takılmış. Bugün onlara dua ediyor. Geçmişte AKP'ye dua ediyordu hoca. Yarın da CHP'ye beddua edecek, göreceksiniz. Aynı bedduaları Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapacak. Ama bunların müstakidi. Bakın Allah var. AKP'de, CHP'de hak ediyorlar. Çünkü halka güvenmek yerine, halkın elini tutmak yerine, halkın yüreğine, inancına sarılmak yerine gidip orada Pensilvanya'da cemaate sarılırsan, gidip Amerika'ya sarılırsan, İsrail'in, İngiltere'nin peşinden koşarsan, gidip para babalarının, holding sahiplerinin, medya patronlarının peşinden koşarsan işte seni bu hale getirirler. Halka güvenmemenin cezasını çekiyorlar. Halka güvenmemenin kepazeliğini yaşıyorlar. Daha fazla yaşasınlar. İnşallah beter olurlar, beter. Siz Kars'ın kalesine barış bayrağını da çekeceksiniz. Kardeşlik bayrağını da, özgürlük, eşitlik bayrağını da çekeceksiniz.